Vallahi Ege'liğinden evli olmak böyle bir şey. Geliyor Karadeniz yemeği peşine kalan. Aşkım seni çok seviyorum. Afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun Sude? Selam söyleyebilir miyim? Abi selam söyleyebilir miyim Sude? Öyle yapalım. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy. Arkadaşlar şöyle ben de gözükeyim. Ben bu hafta burada çalışıyorum. Ben bu hafta mecbur izni aldım. Çocukları anaokuluna bıraktım. Anaokulundan aldım. Ve Defne ile ne yapıyoruz biz şu anda? Kahın. Nein, bakın. Bakın. Evet. Defne muffin yapmak istedi. Evde de şöyle bir paket vardı muffin. Stokta Ötker'ın. Şimdi. Evet. Defne hayır. Evet. Şimdi Defne ile biz de dedik, kindergarten'dan sonra birer tane muffin yeriz, değil mi? Evet. Onu da yarın yapacağız, değil mi? Evet, onu da yarın yapacağız. Simit, neydi onlar? Simçineke. Evet. Simçineke yazıyor, tamam. Okey, şimdi şu hazır bakmışını koyduk bunun içine. Bunun üzerine iki yumurta kıracağız. Artı süt koyacağız, bir de yağ. Sonra hepsini karıştırıp muffin formlarımızın içine koyacağız. Aynen. Hadi bakayım. Sen yumurtaları kır bakayım içine. Yes. Baba. Yes, yes, yes. Baba. Bak. Okay. Baby, help me. Help me. Yapsana. Ich kann nicht so gut aussehen. Bak. Ben yardım edeyim. Bak bir dur bir. Bak şöyle bak parmağını şöyle. Şöyle aç. Sonra aç içine oldu. Okay. Hadi ikinci sene. Kır. Here? Yok yok şurada kır. Şimdi bak parmağını onun içine geçir. Şale düşmesin içine. Hadi yap bakayım. Ne ters tutma. Bak şu açık yeri alta tut şöyle. Geçir içine. Tamam bir şey olmadı. Dur şaleyi tut böyle. Git ellerini yıka bakayım gel. Baba. Her neyse şimdi 75 mililitre süt lazım. Koy bakayım sütü. Koydun mu? Koydun mu sütü? Yok. Dur o zaman şimdi bir de yağı koyalım. Getir bakayım onu. 125 mililitre de yağ lazım. Baba Koy bakayım yağı. Tamam koy hepsini içine. Da sizle dinleyin. Evet şimdi şöyle duruyor. Defne'nin biz tabii ki bunu karıştıracağız şimdi hepsini. Değil mi kızım? Ya. Sen mi karıştıracaksın ben mi karıştıracağım? Tamam o zaman sen dur. Al o zaman gel hadi elini al. Al bunu. Burcu bunu aldıydı. Rosman'dan. Oh, da kann die Hand rühren. Hadi sen karıştır bakayım. Zieh auf den Kopf machen. Hadi guck mal. Dur bakayım ben ilk başı ben bir karıştırayım. Und dann ich.
Hepsi. Hadi bir dakika. İlk başı ben yapayım, sonra sen yaparsın. Başta mı tutmuşsun? Green mi? Green mi? Hmm, güzel kremi gibi değil mi? Hı hı. Al sen şimdi iyice karıştırın. Biraz ne ki aferin. Karıştır, karıştır. Tabii çok mantıklı. Önce iyicene bir karıştır. Defne Hanım. Ben karıştırayım mı? Sen bak hızlı hızlı karıştır şöyle. Oldu? Hadi hızlı hızlı karıştır. Ya bu durumu sertin. Tamam, hadi. Ben tutayım, sen karıştır. Sen çok mu içiyorsun kız? Oluyor, oluyor. Aslan yap bakayım. Hadi karıştır, karıştır iyice. Baba biraz yapsın mı? Sonra sen devam yap, hadi ver. Dur bakayım. Bak sen. Bak baba nasıl yapıyor. Her neyse şöyle bir şey oldu bile. İlk büyük. Bütün üstüne. Bir dakika. İyice bir kremi konusun kızım. Şey kapıştı. Tamam bak bir saniye şimdi. Şimdi bir de içini ne yapalım? Please. En eslafı şok üstüne unutuyorum. Dur bir saniye kızım. Al sen içine dök böyle yapa. Ben de karıştırayım oğlum. Ya. Hadi dök hepsini. Hepsini dök. Dök 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 dök. Dök. Tamam. Şokolade ya ama onlar da üstü için. Hoppa. Demle 3 tane unutmuşuz ya ne demiyorum. Nasıl? 3 tane unutmuşuz baba, burada. Baba yok oldu. Tamam git annenin yanına ben seni getiriyorum. Defne, mach dir Spaß. Hey, çikolata yeme kız. Köyüsüne hadi. Eins hab ich essen. Şimdi onu al bakayım. Bas. Al getir onu. Fırını 180 dereceye ayarlamıştık bile. Alt üst ısıtma yaptık. Yavaş kızım yanma. Yok. Yok bak dur bakayım. Şuradan tut ortadan. Tamam dur o zaman ben yardım edeyim. Böyle bunu fırına attık aşağı yukarı 20 dakika. Şunu şöyle 20 dakikaya getirelim. Aşağı yukarı 20 dakika sürüyor. Ondan sonra muffinslerimiz hazır değil mi Defne? Hadi. Merhabalar. Ben bu vlogu pazar günü başlatmıştım. Sonra yanılmıyorsam bir saniye sizi şuraya koyayım. Sonra yanılmıyorsam Vural biraz devam etmişti. Defne ile pasta yaparken çekmişti yanlış hatırlamıyorsam. Gerisi yok. O kadar. O yüzden dedim bugün birazcık çekeyim. Bugün benim boş günüm. Bugün çarşamba. Böyle haftanın tam ortasında böyle bir boş günüm var. Yarın ve yarından sonra yine çalışıyorum. Bugünü o yüzden Vural'la birlikte değerlendirelim dedik. Bizimkilerde bayağı çöp birikti. Onları atmamız gerekiyor. Sude'nin yatağına artık atıyoruz. Çünkü o gerçekten kullanılmıyor yani. Bir de çok düşük fiyata internete koymuştum. Yanılmıyorsam 25 euroya ne koymuştum ama kimse istemedi. Hediye edecek birisini de tanımıyorum açık konuşmak gerekirse. Teklif etmek de biraz tuhaf kaçtığı için. Artık atacağım yani. Öyle boşu boşuna odayı dolduruyor. Öyle onları yapıyoruz. Vural yatağı söküp götürdü bile arabaya. Şimdi kileri boşaltmak da sıra. Bu arada bugün Vural'la benim 10. evlilik yıl dönümümüz.
nikah günü ama. Yani düğünümüz bundan 2 ay sonra olmuştu. Yani 6. ayda düğünümüz oldu. 4. ayda nikahımızı yapmıştık. Ve nikah hediyemde şöyle AirPod'um vardı ama bir tanesini çocuklar kaybetmişti. Ve Vural da bana gitmiş yenisini almış. Sağ olsun. Ben kullanıyorum çünkü. Sürekli de dışarıdayken, işteyken kulağımdadır yani. Öyle. Şimdi ben sizi kelere götüreyim. Bakalım orada neler birikmiş. Ondan sonra gidelim çöp atalım. Hava da soğukmuş ha. Tüh, telefonumu da içeride unuttum. Hı? Dişim hala bitmedi. Burası sabah yine dişçideydi onu söyleyeyim. Hala bitiremediler. Neden? Çünkü doktor yok. İki bir bin doktor çağırıp durdular. Örümcek var mı? Olabilir, garanti yani. Her türlü böcek gibi bende. Her şey olabilir. Şimdi diyeyim. Karton çöp mü? Ne ya? Neyin kartonu? Senin laptopun. Baba emekli. Atma o zaman. Atmayayım. Şimdi diyeyim. Thermomix? Yok canım. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Bu? Onu tekrar bir internete koymam lazım. Şu sandalyeleri götür. Şu askı dolduğuna bakar mısınız? Önceden bütün askılarım tahta olması gerekiyordu. Öyle bir takıntım vardı. Sonra şu kadife kaplamalı ince askılar çıktı. Ondan sonra hepsini tekrar değiştirdim. Şimdi burası böyle tahtadan askı kaynıyor. Öyle aslında o kadar da çok çöp yokmuş. Yani tahmin ettiğim kadar. Şöyle göstereyim size. Şurada yukarıda bir bebek yatağı var. Sonra burada arkada bir tane kaydırak var. Kızak var. Şunun komplesi çöp herhalde. Şu da komple çöp. Şu kediye bir de olur. İçinden böcek böcek çık çık diye korkuyorum abi. İçinde bir şey var mı? Bir baksana. Var. Ne var? Fıstık. Başka da bir şey yok. Sonra şurada bir tane şu şey. Çocukları gezdirmek için daha önce göstermiştim onu size. Başka ne var? Çöp. Şu araba çöp değil aslında. Şu beyaz. Belki ileride tekrar kullanırım. Şu tarafa bakalım. Şu yastıklar yazın için balkona. Şu karton demişim. Bu kutuların hepsi de giyim. Bakın buraya Vural yazmış. Burcu kış 2021. Bunlar aşağıya indirdiklerimiz. Bir dahaki kış tekrar çıkacak. Bunlar da çocukların kıyafetleri. Eski kıyafetleri. Bayağı çok. Ya çöp o ya. O bayağı eski. Çok
Hı-hı. Bu ne çıkıyor? O komple için. Bunun için önemli bir şey. Yok. Hepsi çıkıyor. Hadi hızlı. İkinci tur. Gidiyorsun. Ya var, ıslatmıştı sikmeye ben kötü. Bakın biz şimdi çöpümüzü attık. Buraya böyle konteynerler koymuşlar. Buraya böyle arabanızla giriyorsunuz. Sonra bagajdan alıp atıyorsunuz. Eskiden böyle değildi. Eskiden böyle merdivenlerle yukarı çıkıp öyle atıyordunuz konteynerlere. Şimdi böyle bir sistem yapmışlar. Burayı komple yeni yaptılar zaten. Artık yukarıdan direkt atıyorsunuz içine. Yani yukarıya çıkmanıza gerek kalmıyor. Direkt arabayı. Az önce Rossmann'dan şu kiplikleri aldım kendime. Bunlar zaten üstünde de yazıyor. İpek kiprik görünümde. Kiprik diyor. Şöyle yandan da göstereyim. Mümkün olduğu kadar. Görüyor musunuz? Benim en son kullandıklarım sanki böyle ön tarafı böyle dümdüzdü. O da hoşuma gitmedi. Takmak kiprik oldu o zaman çok güzel oluyor. Biz kızları da aldık, eve geldik. Kiprikleri taktım bu arada. Çok büyük bir fark yok. Açık konuşmak gerekirse ama neyse. Güzeller yine de. Yani güzel değil diyemem ama öyle çok aşırı büyük bir fark göremedim göze takınca. Öyle pakette gerçekten çok çok farklı, daha çok güzel duruyorlar. Ama gözde ben kendim şahsen şimdi çok büyük bir fark göremedim. Neyse. Çöpe giderken şu poşetlerden aldık. Bunları tabii ki beleş veriyorlar. Beleş verdikleri de gitgide yıllar geçtikçe daha da belli oluyor. Çok kolay yırtılıyor bu poşetler. Ama bunları kullanmak da zorundayız. Almanya'da yaşamayanlar belki bilmiyorlardır. Burada plastik çöpünüzü şu poşetlere atıyorsunuz. Bunlar sonra recycling oluyor. Türkçesini bilmiyorum şu an. Recycling. Ama çok çabuk yırtılıyorlar yani. Bunlarla gerçekten bunları fazla doldurmaya gelmiyor. O yüzden de çabuk bitiyor. Neyse, kedi maması aldık. Şunlardan. Bizim yine şöyle bir sorunumuz var. Mina bu ara yine yemek yemiyor. Bilmiyorum niye. Çocuklara şampuan. Direkt hemen iki paket aldık. Kokusu da güzel bunun. Ben bunları çok seviyorum şu almanın. Sonra kendime duşta kullanabileceğim saç tarağı. Ne kadar saçma. Kıvırcık saç için tarak aldım. Çünkü normalde parmaklarımla tarıyorum. Ama bununla tararsam belki daha da güzel olur diye düşündüğüm için bu sefer bundan aldım. Concealer'ımı aldım. Bugün gözümdeki concealer bu. Geçenlerde çok açık renk bir concealer almıştım hatırlıyorsanız. Konuşamıyorum bugün. Kararmadım, güneşe de çıkmadım aslında. Ya güneşe çıktım ama renk aldım mı zannetmiyorum, tahmin etmiyorum ama çok gitgide çok çok açık olmaya başladı. Ya da benim gözüm alıştı ya da ne bileyim, bilmiyorum, tuhaf oldu. Bundan zaten evde vardı ama ben bunu bitirdim işte son günler. O yüzden bundan tekrar aldım. Bu Light Honey 30 numara. Gözükecek mi? Şöyle. 30 numara Light Honey. Bugün kızlara da tarak aldık. Define'nin saçları kolay taranıyor ama Sude'nin saçları çok çok zor taranıyor. Saçları kıvırcık olduğu için. Ben kıvırcık kullandığımdan beri her gün yıkıyorum. Birincisi saçlarım taranmış olsun diye. İkincisi ertesi gün de fena durmuyorlar aslında ama kıvırcık saç her gün yıkandığı zaman daha hoş duruyor bence. Bilmiyorum. Bu herkesin kendi fikri. Ama Sude'nin saçını tabii ki her gün yıkamıyoruz. O yüzden
Şöyle bir tarak aldık. Tarama tarafı da böyle. Bakalım deneyeceğiz. Kendime yeni bir tane cımbız aldım. Bunu az önce arabada kiprikleri takarken çıkartmıştım paketinden. Bununla çok dikkatli olmanız lazım ama bu çok keskin, çok ucu çok sivri bir şey. Ama gerçekten acayip bir cımbız. Şuraya yapışkan yapışmış. Çok yani süper. Benim evdekiler çok eskimişti. Çok uzun zamandan beri artık yeni cımbızı almamıştım. O yüzden ihtiyacım vardı. Sonra kendime yeni şampuan aldım. Bu sefer Elvita'nın Dream Length'ini aldım. Çünkü bunun içinde Ricinus öğü var. Planktur 21 almıştım hatırlıyorsun. Yine hatırlıyorsanız dedim. Hayda. Ağzıma niye öyle dolandı o laf bilmiyorum. Saçımı çabuk, hızlı uzatmak için. İyi hoş, gerçekten de uzatıyor. Ben çünkü saçımı kestirdiğim günün ertesi günü saçımı boyamıştım. Ve dip boyamdan artık görüyorum. Hani ne kadar hızlı uzuyor, ne kadar uzamış bile. Hızlı uzadı uzamasına. Ama o şampuan çok pahalı ve içinde gerçekten çok yok. Yani o şampuan 7 euro mu ne ama içinde bunun yarısı kadar mı var? Milimine bakmam lazım gerçi. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama bundan daha az var. Yani ona da kıyamadım tekrar almaya. Çünkü ne kadar bir zamanda bitti? 2 haftada bitti işte o şampuan. 7 euroluk şampuan. O yüzden bunu aldım. Bu 3 euro mu neydi? Bunun içine retinus ölü olduğu için retinus ölü de uzatıyor saçı. O yüzden besliyor yani daha doğrusu. Uzatıyor demeyeyim, yanlış kelime olur gerçekten. Ama besliyor. O yüzden bunu aldım. Ben bunu daha önce de kullanmıştım. Neyse. Kendime bunu aldım. Bunu tanıyanlar, bilenler var mı? Ben bunu çok çok eskiden de kullanmıştım daha önce. İki kere peş peşe saçım için touch mı deniliyor? Hair Rife'in. İşte takıyorsunuz ya böyle parmaklı bir şeydi o da. Böyle saça giriyordu. İki kere peş peşe aldım kısa bir süre içinde ve iki kere peş peşe kırıldı. Bir keresinde kızlar kırdı, bir kere de ben kırdım. Vural'la bugün öyle regalin karşısında duruyorduk. O da dedi tekrar mı alacaksın aynısını? Ya bir de bir tekrar kırılırsa? Dedim ya işte her seferinde de 2 euro 2 euro bir saç şeysi için yani ne gerek var? Dedim gel bunu bir deneyeyim. Niye illa lazım diye soracaksanız da iş için lazım. Çünkü biz iş yerinde bone takıyoruz. Ve bone taktığım zaman da ben bu saçı çok zor zapt ediyorum. Yani o saçı zaten bir türlü o bonenin içine sokamıyorum. Birincisi kısa, ikincisi kıvırcık ve kabarık oldukları için bonenin içine sokmak bir hayli zor oluyor benim için. O yüzden şunu aldım. Birlikte deneyelim mi? Deneyelim. Bilemedim şu an. Çok komik durmuyor mu? Neyse zaten bonesiz takmayacağım için problem değil aslında. Hatta şöyle bir toka daha takılabilir. Evet. Neyse kalsın şimdilik. Bir de şunu aldım. Bunu kardeşim de almış. Kıvırcık saçlar için şöyle curling cream, bukleler için bir krem. Geçen köpük almıştım hatırlıyor musunuz? Köpük hiç bana göre bir şey değil. Saçları çok sert yapıyor. Ben o hissi hiç sevmiyorum. Kokusu da güzelmiş bunun. Bunu yarın hemen bir deneriz. Güzel oldu ha. (Gülüyor)
Merhabalar, bu vlogun artık kaçıncı günü gerçekten ben saymayı bıraktım. Hiç hatırlamıyorum, hiç farkında da değilim. Ama bilmem kaçıncı gününe hoş geldiniz. Ben az önce işten geldim, hemen üstümü başımı değiştirdim. Defne'nin paketi gelmiş, sırf Defne'ye özel Hound & Nell sipariş vermiştim. Onlar gelmiş, onları göstereceğim size. Ama şunu fark ettim, sadece bir parçası gelmiş. Yani bayağı çok parça eksik. Onlar da ayrı paketlerde gelecek büyük bir ihtimal. Şöyle başlayalım direkt. Hepsini paketinden böyle gözünüzün önünde çıkartacağım artık. Çünkü Defne gelmek üzere ve görmek ve denemek isteyecektir. Öncelikle şöyle bir hırka, böyle çok güzel bir yeşil. Şu yeşil tonuna bayılıyorum. Büyüğü olsa alacağım yani. Alıp giyeceğim o derece. Çünkü gerçekten rengi çok güzel. Defne artık 122-128 giyiyor. 8, 6 ve 8 yaş bedenini giyiyor artık. Pantolonlarda biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü belden büyük geliyorlar. Ama onları da kot aldım artık. İçlerinde çünkü çoğunlukla o zaman lastik oluyor. Bu hırkayı da böyle işte yazın, akşamları hani üstüne geçirebilecek şekilde aldım. Böyle biraz uzun hatta. Boyu da uzun olduğu için çok güzel taşıyacağını düşünüyorum. Sonra gelelim böyle bir tane yazlık bir parça. T-shirtle elbise. Yani ikisi bir arada böyle. Şöyle bir etek. Elbise, artık nasıl demek isterseniz. Defne'de ben beş tonlarını, toprak tonlarını çok beğeniyorum. Çünkü saçı kumral, gözleri mavi, böyle bu tarz tonlar ona çok yakışıyor bence. O yüzden çoğunlukla bu renklerden gidiyorum. Sude'de tabii ki daha koyu renkler tercih ediyorum, esmer olduğu için. Öyle biraz yani dikkat etmiyorum desem yalan olur. Bakıyorum yani uyumlu olmasına. Sonra şuna bayıldım. Buna Türkçe'de ne diyorlar? Latsoze. Şöyle bir tane latsoze aldım. Paçası böyle çiçek desenli. Acayip güzel. Çok beğendim. Gerçekten şu koyu gri ile şu çiçeklerin çiçeklerin rengi uyum Lulu mükemmel, çok güzel. Bir de şu üstü böyle fırfırlı olması çok hoşuma gitti benim. Böyle biraz değişik. Bel yine her zamanki gibi büyük olacak. Bunun lastiği de yok ama şey olduğu için, böyle olduğu için taşıyabilir diye düşünüyorum. Hiç olmazsa beli kaymaz. Sonra geçelim kot pantolonlarına. Bir tane böyle koyu renk, beller işte, koyu renk böyle büyüdü ya gerçekten kıyafetlerinde de. Bunun lastiği yokmuş diyecektim tam, varmış. Şu lastiklerden bahsediyorum. Bunlar işte Defne'de hayatımızı kurtaran lastikler bunlar. Çünkü yoksa belden düşüyor sürekli. Geçenlerde şey almıştım, aşorman takımı almıştım ona. Çok da beğenerek almıştım. O da 122 bedendi. Ama aşortmanın altını giyemiyor. Belinden kayıp duruyor sürekli. Çok büyük geldiği belli oluyor. O yüzden daha çok kot almaya baktım bu sefer. Çünkü ihtiyacı vardı. Güneş gözlüğü aldım. Ne zamandan beri güneş gözlüğü diye tutturuyor. Ve ben bir saniye, ayağım çok kötü uyuştu şu an. Ve ben şu çocuk güneş gözlükleri vardır ya, böyle rengarenk, böyle desenli mesenli, desenli değil de böyle üstüne kelebekler falan oluyor. Onlardan pek hoşlanmıyorum. Tamam hadi çocuktur, giyebilir falan filan ama ya ne bileyim, bu çok hoşuma gitti. Bunu aldım o yüzden. Artık bunu takar takar çıkar.
ister. Bir kot pantolonu daha. Bu birazcık daha açık tonlarda. Bu hatta kabarık olanı mıydı? Evet. Bol olan pantolon bu. Bol olan kot. Böyle aşağıya doğru daralan paça. Relaxed. Neydi? Relaxed fit olması lazım. Bunun da lastikleri var içinde. Allah'tan. Bu da çok güzel olacak eminim. Pantolonun içine tişörtü sokabilir. Bir kemer olsaydı da iyi olurdu. Hiç kemer bakmadım. Neyse belki buluruz. Sonra bol bol atlet aldım. Aslında Defne'yi yaz için şu kısa atletlerden almak istiyordum. Ama onun bedenine göre yoktu daha henüz. Ben de o yüzden normal atlet aldım tekrar. Artık bunlarla idare edeceğiz yazı. Şu renklere bakar mısınız? Benim boğa burcu olmamla alakalı mı bilmiyorum ama şu toprak renklerine bayılıyorum. Yani kahverengi olsun, krem rengi olsun böyle toprak renkleri işte şu üçü mesela. Şu üçünü bütün yani hayatım boyunca her gün bu renklerden giyebilirim. Öyle söyleyeyim bir de şu da çok yani şu krem rengi falan çok seviyorum. O yüzden Defne için de böyle tercih ettim. Gelelim tişörte. Bir tane tişört elbise aldım Defne'ye. Leggings'in üstüne giyebilmesi için. Üstünde peanut var. Peanut mıydı? Evet, peanut. Peanut. Şöyle bir tişört elbisesi. Bir hırka daha. Yazın gerçekten can kurtaran hırkalar. Gerçekten. Bu da böyle. Düğmeleri böyle odun deseninde. Bu da çok güzel. Buna da bayıldım. Evet. Bu ilk posta bu kadardı. Geri kalanı artık önümüzdeki günler gelir diye düşünüyorum. Onları da gösteririm isterseniz. Ama şimdi... Wenn zu viel Sonne da. Was wolltest du? Echt? Güzel mi? Wow! Git bir aile bak koş. Bakayım bir ben de bakayım sana. Koş 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 aileye bak koş. Güzel oldu. Hoşuna gitti mi? Koy şöyle kenar, şey yapmasın, suda kırmızı. Hadi üstünü bir soyun bakayım. Eve girer girmez. Mişnite. Mişnite. Hose alsın. Ey. Diese Hose anprobieren. Lass die Hosen kommen. Schau mal, das wäre voll die coole Hose. Die schaut aus wie Pikachu. Böyle bir... Biraz uzağa git. Mach so. Wow. Onun altına tabii ki şey giymen lazım, leggings. Sude aç mı kaldı? Bir daha hareketlere bak. Evet, yok mu çünkü bitti. Yok mu işin öte? Şunu da gel, bir giyin. Gel einfach şöyle. Giymesini açsana onu, o hırka. Gel einfach şöyle bir üstünü giyindirelim. Bir tane düğmesi yeter ya. Gel. Mama al. Er mi? Wow, schau sie aus wie meine Oma. Also wie du da, okay, wie geht?
Bak be. Allah'tan alıngan bir kızın yok yani. Çok gülüyor. Güzel değil mi? Şakalarını. Ya altın hakkı da güzel. Yani kısa şeyini ne giyebilir? Kısa şortlar var ya. Artiste bak artiste. Artist sizin kızlar. Ya tamam hadi utanma. Ne ne ya ya. Ya ya.